Merhabalar, kukla kafasına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Su. Hoş buldum Güneş. Sen de hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Bugün buraya niye geldik biliyor musun Su? Biliyorum, bir şeyler anlatacaksın bize. Hı hı. Evet, size çok güzel bir masal anlatacağım. Acaba hangi masal? Bize biraz ipucu verir misin? Evet, ipucu veriyorum. İki inatçı keçi. Ne? Evet. İki inatçı keçi mi? Hı hı. Yani ne kadar inatçı olabilirler ki masallara konu olmuşlar? Şaşırdım doğrusu. Yani bunu masalı dinlerken anlayacaksın. Ne kadar ilginç olduğunu. Peki, evet. Tamam. O zaman masala başlamadan önce şarkımızı söyleyelim mi? Ah, evet söyleyelim. Hazır, bir, iki, evet. Üç. Batı yakası ne güzel, sevgi dostluk burada. Neşeli masallarla güneş ve su burada. Batı yakası ne güzel, sevgi dostluk burada. Neşeli masallarla güneş ve su burada. Batı yakası burası, geleceğin aynası. Coşku dolu her yanı, umutludur havası. Batı yakası burası, geleceğin aynası. Coşku dolu her yanı, umutludur havası. Haydi gel, şimdi gel, masal saatine gel. Sen de haydi gel, şimdi gel, eğlenceye gel. Sen de haydi gel, şimdi gel, masal saatine gel. Sen de haydi gel, şimdi gel, eğlenmeye gel. Evet, evet. Evet. Şimdi masalımıza başlayabiliriz. Evet, masalımıza başlayabiliriz bence de. Yalnız sus, sana bir şey söyleyeceğim. Masalımı anlatırken dinlemeni istiyorum. Tabii, evet. Dinliyorum zaten. Evet, inşallah dinlersin. Ha, dinliyorum ya, dinlemiyor muyum? Dinlersin, evet. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer pire, pireler deve iken, annem kaşıkta, babam beşikte. Ne? Babam beşikte mi? Çok komik değil mi ya? Bıyıklarıyla hayal ettim de. Evet, evet, evet. Tamam, bekliyorsun. Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, tıngır mıngır, tıngır mıngır, tıngır mıngır sallar iken, çok uzak bir ormanda iki tane inatçı mı inatçı keçi yaşarmış. Evet. Bu iki inatçı keçi çok ama çok inatçıymış. Hadi canım. Evet. Çok inatçıymış. Birbirlerine hiç bakmıyorlarmış. Yani otlanırken asla yan yana gelmezlermiş Su, biliyor musun? Asla. Hiç konuşmazlarmış. Nasıl yani? Evet. Ama çok sıkıcı değil mi Güneş ya? Evet. Yani yemek yerken sohbet etmek, sevdiklerinle konuşmak, günün nasıl geçiyor diye sormak. Bunlar çok keyif verici şeyler bence. Ay, evet. Ben çok sıkılırdım. İyi ki keçi değilmişim. Evet. Ama Su, sen de yemek yerken keşke, yani ağzında bir yiyecek varken konuşmasan nasıl olur? Güzel olur tabii. Öyle yapmıyor muyum? Ya geçen kahvaltı yaparken senin bütün tostun benim çayımın içindeydi. Ne? Evet. Gerçekten mi? Evet. Ama tamam, özür dilerim. Bunu sonra konuşabiliriz lütfen. Tamam, tamam. Neyse, evet. Nerede kalmıştık? Bu iki inatçı keçi birbirlerinin yanına gelmeden ayrı yerlerde otlanıyorlarmış. Hoplaya, zıplaya, tek başına otlayan keçimizin diğer keçinin yanına gitmeye hiç niyeti yokken... Bir gün... Aniden... Ne olmuş Güneş? Korkuyorum. Ne olmuş, ne olmuş söyle. Korkma, korkma. Yangın çıkmış. Yangın, evet. İtfaiye, ambulans, koşun. Gitti keçiler, sakin ol. Sakin ol, bir şey olmadı. Ne oldu? Sadece biraz mera yanmış ve çimenler yok olmuş, o kadar. Evet, doğal olarak bizim keçimiz
otlayacak bir yer bulamamış. Aa, açlıktan yoksa. Hayır, hayır. Bir şey olmamış. Sadece çok acıktığı için köprünün diğer tarafına gitmeye karar vermiş. He. Evet. İyi evet. Fikir. Bence de çok iyi fikir ya. Evet, evet. Tam böyle köprüye doğru ilerlemiş. Bu sırada köprünün diğer tarafındaki keçi de bulunduğu yerden sıkılmış. Acaba köprünün diğer tarafında ne var diye çok merak etmiş. Benim gibi işte. Ben de sıkılırdım. Valla helal olsun be. Evet. Yürü be. Git bak. Birlikte toynak toynağa verin. Tek tek basaraktan badesizlere. Tamam. Neyse. Pardon. Sonra bu ikisi tam köprünün ortasında karşılaşmasın mı? Sonra? Tabii ki ikisi de inadından vazgeçer mi hiç? Hiç mi? Ne olmuş peki? Tartışmışlar mı? Biraz sabredersen tamam. Devamını anlatacağım. Tamam. Sonra bu iki keçi birbirlerine yaklaşmışlar ve buradan ben geçeceğim demiş. Merası yanan keçi. Vay canına. Evet. Aç bir de ya. Anlayışlı olmak lazım. Diğer keçi hiç durur mu? Durmaz. O ne yapmış? Yol vermemiş. Hayır, burası benim hakkım. Asıl ben geçeceğim. Demiş. Sonra? Sonra ne olacak? Tabii bu ikisi de inatçı olduğu için kafa kafaya vermişler. Gel gel gel. Gel gel böyle bak. Nasıl, bak böyle, nasıl? Böyle. Evet. Şaka yapıyorsun. Evet böyle. Kafa kafaya girip evet, bayağı. Evet. Böyle sallanmışlar evet. mı? Evet. Hayır ben geçeceğim. Ben geçeceğim. Ben geçeceğim. Ben geçeceğim. Geçeceğim. Ben, hayır ben. Ay. Kim geçmiş? İkisi de bir sağa bir sola debelenirken köprüden aşağıya düşmesinler mi? Ya. Nasıl yani? Cumbulop diye. Evet. Suyun evet. içine. Evet. Buz gibi suya. Evet. Yapma be. Evet. Ama ya. Evet. Geldi mi be? Geldi mi ya? Evet. Sakin olur musun? Su sakin olur musun? Ama ya. Boğulmuşlardır. Sakin ol. Boğulmamışlar. Ah, neyse. Çok şükür. Sonra bu iki inatçı keçi bakmışlar çıkabilmek için birbirlerine ihtiyaçları var ve inatlarından vazgeçmişler. Hadi canım. Hı-hı. Allah Allah. Nasıl da vazgeçmişler? Hı-hı. Toynak toynağı verip oh. Hı-hı. Ya bu zamana kadar neredeydiniz ya? Hı-hı. Soğuk sulara düşmek durumda mıydınız? Çok üzüldük be. Çok üzüldük ya. Evet. Üzülmedik mi? Ben üzüldüm. Dondular bir de. Geldi mi be? Neyse. Sakin ol. Sen devam et. Neyse. Yazıklar. Neyse tamam. Su. Neyse. Evet. Bu iki inatçı keçi inatlarından vazgeçerek uzlaşıp barışmışlar. Ve birbirlerini tutunarak köprüye tekrar çıkmışlar. Ya mutlu son diye buna derim be. Evet. Ve bundan sonra çok iyi anlaşmışlar ve çok iyi arkadaş olmuşlar. Ya arkadaşlık hı-hı. çok güzel. Çok güzel. Su iyi ki varsın be. Ya sen de güneşçiyim iyi ki varsın be. İşte masalımız burada bitmiş. Ya hı-hı. bize güzel şeyler öğretti. İnatlaşmamak ne yapmak lazımdı? Uzlaşmak. Uzlaşmak. Hı-hı. Evet siz de inatlaşmayın. Uzlaşın çocuklar. Evet. Bir de arkadaş olun. Evet. Arkadaş olmak çok güzel değil mi Su? Olmaz mı? Ben sensiz ne yaparım? Canım benim, canım benim, canım benim. Evet bu iki inatçı keçinin bir de şarkısı varmış. Onu da söyleyelim mi ne dersin? Söyleyelim tabii ki. Hadi. Çok güzel. Hadi bayılıyorum şarkısı. Başlıyoruz. İki, üç. Bir köprüde karşılaşmış iki inatçı keçi. Ha ha hay, ha ha hay, ha 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 hay. Hep huysuzluk, inatçılık bu keçilerin suçu. Ha ha hay, ha ha hay, ha 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 hay. Tam köprünün ortasında iki keçi toslaşmış.
hay ha ha hay ha 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 hay. Bu ikisi de suya düşmüş, bunu görenler şaşmış. Ha ha hay ha ha hay ha 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 hay. Çok güzeldi. Bir de bu iki inatçı keçiye şaşıran hayvanlar vardı. Ya çok şaşırıyorlardı. Evet. Hayvanlar da fark etmişler yani. Hı hı. Aa, dur. Hatırladım bak. Geçen gün bir yılan. Hmm. Yılan gördüm. Böyle yapıyordu. Bak. Pes. Pes. Ha, evet. Demek ki bu. Aman. Evet. Bu iki inatçı keçinin inatçılıklarına şaşırıyordu. Hatta kargalar vardı. O iki inatçı keçiyi gördüklerinde şöyle yapıyorlardı. Vah! 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 Ne diyorsun? Evet. Vay. Hı-hı. Aa, dur bak. Tavukları gördüm ben. Böyle yapıyorlardı bak. Bak. Demek ki onlara hep şaşırıyorlarmış. Ya. İşte. Güneştim, bu masal efsane. Gerçekten. Ya bu masala neden bu isim verilmiş şimdi anladın mı? Anladım. Hı-hı. Gerçekten anladım. Tabii. Soğuk sularda yüzer gibi anladım. Evet. Donar gibi anladım. Ah, gerçekten. Evet. Masalımız da burada bittiğine göre artık vedalaşabiliriz. Ah, ama öncesinde bize birkaç kitap tavsiyesinde bulunsan olmaz mı? Sen kitap okumayı benden çok seviyorsun. Evet. Çok kitap okuyorsun biliyorum ben. Evet. Arkadaşlıkla ilgili şöyle birkaç tane kitap tavsiyesi yapsak. Evet. Çok güzel olmaz mı? Olur tabii ki. Arkadaşlıkla ilgili size tavsiye edebileceğim ilk kitap. Piti pati pus. Duydum ben. Hı-hı. Üç kafadan kedinin hikayesi bu. Evet. Çok güzel. Çok eğlenceli bir kitap. Yazarı da çok tatlı. Sara Şahin Kanat yazarı da. Bu kitabı okumayan çocuklarımız mutlaka alıp okusunlar. Evet, ben bir tane de ben önerebilir miyim? Geçen günle okumuştum. Hı-hı. Şimdi şöyle. Bir tane maymuncuk var. Gece maymunu diyorlar sana. Böyle kocaman gözleri, minicik ama minicik kendisi, küçücük. Biliyorsan Galago adı da. Ha. Galago'nun işte kendine arkadaş bulma hikayesi bu da. Ama çok küçük olduğu için birazcık onu sanki istemiyorlar gibi falan. Neyse, çok tam söylemeyeyim ne olduğunu, evet. Tadında kalsın. Evet. Kitabımızın adı daha güzel. Evet, birlikte söyleyelim mi? Bir, iki, üç. Arkadaş olalım mı? Ya çok güzel bir isim bu. Evet. Harika. Evet. İkinci kitap tavsiyemiz de buydu. Evet. Diğer kitabımızda Tombika'yı yeni arkadaş ediniyor. Bak bunu duymamıştım. Hı-hı. Çok güzel bir kitap. Bu üç kitabı alıp okuyabilir çocuklarımız. Evet. Evet çocuklar alın, aldırın, okuyun. Bu haftalık bizden bu kadar. Bu kadar. Bu kadar evet. Görüşmek üzere. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.